Arkadaşlar merhabalar Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz dünyada göçler. Tabi burada göçlerin neler olduğunu, ne tür göçler olduğunu, sebepleri, sonuçları, mekana yansımalarını irdeleyeceğiz. Tabi konuya geçmeden önce biliyorsunuz ki her hafta size... Videodan önce ödev veriyorum arkadaşlar. Dinamo Soru Bankası'ndan Dinamo Soru Bankamızı Hemen alıyoruz elimize ve sayfa 118'i açıyoruz. 118. sayfada neyi göreceğiz? Göçlerle ilgili soruları göreceğiz arkadaşlar. Şöyle gelelim. Tabi bu soruları muhakkak videoyu izledikten sonra e, çözelim ki arkadaşlar konu iyice pekişsin. E, her videodan sonra verilen ödevi muhakkak arkadaşlar ihmal etmeden çözmeye gayret edin. Tabi burada işte göçle ilgili sonra çözdükten sonra eğer yapamadığınız sorular varsa kitabın sağ üst köşesinde görüyorsunuz tats var oraya atıyorsunuz ve size sorun cevaplarını ulaştırıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi eğer sizler de hazırsanız konuya geçelim. Dünyada göçlerin içerisinde neler inceleyeceğiz? Bir kere nedenleri ve göç türlerini inceleyeceğiz. Göçlerin sonuçlarını inceleyeceğiz. Tarihte önemli Türk göçlerinin sebeplerini inceleyeceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi göç nedir? Göç insanların çeşitli sebeplerle yaşadığı yeri geçici ya da sürekli olarak terk edip başka yerlere yerleşmelerine göç diyoruz. Yani göç de geçici de olabilir sürekli de olabilir ama yaşadığı yeri terk etmek söz konusu arkadaşlar. Şimdi göçün türlerden baktığımız zaman Neler var? Göçün yapıldığı yerin özelliğine göre mesela kentten kente göçler var. Kırdan kente göçler var. Kentten kıra, kırdan kıra göçler var. Mesafesine göre göçlere baktığımızda işte iç göçler, dış göçler. Ülke içine yapılan göçler iç, ülke dışına yapılan göçlerse dış göç olarak adlandırılıyor. Süresine göre olanlar, sürekli olanlar yani kalıcı göçler. Bir yere gittiniz, orada sürekli artık kalıyorsunuz. Veya mevsimlik göçler var. Mevsimlik göçler de geçici göçler. Bunlara tabii örneklerini birazdan vereceğim. Oluşum nedenlerine göre göçlerde zorunlu olanlar var ve gönüllü olanlar var değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle göçü neden e, göçe neden olan faktörlere baktığımızda arkadaşlar bunları çekici faktörler veya itici faktörler olarak adlandırılabiliriz. Çekici ne demek? Mesela büyük kentlere insanlar neden gider? Kentin bir çekiciliği var değil mi arkadaşlar? E peki köyden neden e, çıkar insanlar? Çünkü kırsalda bazı imkansızlıklar orada itici bazı durumlara sebep olur. Yani seni oradan iter. Git der buradan. Diğeri de seni çeker. Gel der buraya. Şimdi dolayısıyla hani çekici faktörler bunlar. Hani gitmen için sebep olan şeyler itici faktörler de seni oradan e, gitmeye... Ee, ...ikna eden, gitmeye gitmene neden olan faktörler. Şimdi baktığımızda eğitim olanaklarının gelişmesi, sosyal imkanların fazlalığı, sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması... ...istihdam, istihdam kavramı ne demek? İş imkanları demek. Şehir hayatının çekiciliği. Bunlar ne yapıyor? Seni kırdan kente çeken unsurlar oluyor. Peki kırdan kente seni e, iten şeyler neler? İş imkanlarının kısıtlı olması... Doğal şartlara bağımlılık. Ee, doğal şartlara bağımlılıktan kastımız şu olabilir arkadaşlar. Mesela işte tarım yapacaksınız. İşte su yetersiz. Sadece işte yağışlara bakıyorsunuz. Dolayısıyla yağışlar az olduğu zaman işte verim düşük oluyor vesaire vesaire. Güvenlik endişesi, sosyal yaşam yetersizliği, altyapı eksiklikleri gibi faktörler ne yapıyor? Seni kırdan kente doğru itiyor. Şimdi... Doğal nedenler, ekonomik nedenler, sosyal nedenler ve siyasi nedenler olarak ayırabiliriz göçün nedenleri. Şimdi doğal nedenler özellikle afetlerdir arkadaşlar. Nedir bu erozyon? Yani toprağın verimsizleşmesi. Tsunami'ler. Yani denizlerde meydana gelen depremler sonucu ortaya çıkan dev dalgalar. Bunlar kıyılarda biliyorsunuz korkunç felaketlere sebep olabiliyor. Depremler, volkanik püskürmeler Kasırgalar, toprak kaymaları, yani ne diyoruz biz bunlara? Heyelan diyoruz değil mi arkadaşlar? Toprak kaymaları. Şimdi bütün bunlar ne yapıyor? İşte insanların bulunduğu yeri terk etmesine sebep oluyor. Çünkü yani ekonomik e, unsurlar çok etkileniyor burada. Hayati e, tehlike söz konusu dolayısıyla insanlar orayı terk ediyor. Çünkü güven duymuyor buraya. Bir diğeri arkadaşlar ekonomik nedenler. Nedir o? İşte tarımda makineleşme. Ya tarımda makineleşince insanlar niye terk etsin bir yeri? Şimdi makineleşmenin şöyle bir durumu var arkadaşlar. Bir köy düşünün. Köyde işte bir işi 100 kişi yapıyor. Şimdi 100 kişinin yaptığı işi baktığınızda bir tane traktör yapabiliyorsa ve o köye traktör girdiyse oradaki insanlar ne yapacak arkadaşlar? Orada bomboş kalacak. Dolayısıyla bu orada işsiz kalmaları onların orayı terk etmelerine sebep olacak. Dolayısıyla tarımda makineleşme arttığında kırsal kesimden kente doğru ne oluyor? Ciddi bir göç oluyor. Doğal kaynakların varlığı, geçim sıkıntısı, gelir dengesizliği ve işsizlik ne yapıyor? Ekonomik nedenler olarak karşımıza çıkıyor. Peki siyasi nedenler neler? Savaşlar ki işte Suriye'de gördüğünüz durum. Mübadele ne demek bu kavram? Birazdan inceleyeceğiz. Etnik çekişmeler, iç isyanlar, ihtilaller, sınır değişiklikleri bunlar da siyasi sebepler değerli arkadaşlar. Ve bu nedenlerle insanlar bulundukları yeri terk ediyor. Sosyal nedenlere baktığımızda eğitim şartları, sağlık şartları, kültürel farklılıklar, evlilik, akraba bağları gibi nedenler sebep oluyor değerli arkadaşlar. Şimdi geçmişten günümüze göç hikayelerine baktığımızda karşımıza Türklerin Orta Asya'dan göçü çıkıyor. Kavimler göçü çıkıyor. Yeni dünyaya göçler. Yeni dünya neresi? Mülteci göçleri çıkıyor. Mülteci kimdir? Beyin göçü. Bu ne demek? İşçi göçleri, mübadele göçü, doğal afet göçleri. Bunlar nelerdir? İşte ne zaman yapılmışlar, nerelerde çok daha yapılmış bunları irdeleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak Türklerin Orta Asya'dan göçünün hikayesini çoğunuz bilirsiniz. Türkler Orta Asya'da işte bugünkü e, Moğolistan'ın güneyi, Çin'in işte e, kuzey batısı bu bölgelerde yaşıyor. E, Tabi Ural Altay dağlarının bulunduğu alanda yaşıyor sevgili arkadaşlar. En önemli komşusu Çin. Tabii Çin'de sürekli böyle, değil mi? Hırgür var, kavgalar var, sıkıntılar var Çin'de. Şimdi Türkler buradan neden çıktılar? Neden işte dünyanın değişik yerlerine gittiler? Bakın, Karadeniz üzerinden Avrupa'ya giden var. Hindistan'a giden var. Çin'e doğru giden var. Buradan işte Yakutistan'a, Sibirya'ya giden var. Anadolu'ya gelen var. Yani Türklerin hepsi Anadolu'ya gelmedi. Yani bir kısmı işte Oğuzlar, Kayı boyu falan buraya geldi arkadaşlar. Onlar burada e, koca Osmanlı İmparatorluğu'nu kurdular. Şimdi Türklerin iklim değişine e, e, bağlı olarak burada yaşanan kuraklıktan dolayı göç ettikleri. Ki hayvancılıkla uğraşıyorlar. Göçebe bir yaşam tarzları var. Burayı terk ediyorlar arkadaşlar ayrılıyorlar. Hayvanlara otlak bulma. Nüfus artışı sonucu kaynakların yetmemesi. Yeni yerler fethetme arzusu. Bu Türklerde hep var olan bir şey arkadaşlar. Türk boylar arasındaki mücadeleler. Birbirleriyle kavgalar, hırlar, gürler. Dolayısıyla ne oluyor? Geçinemiyorlar. İşte ayrılıyorlar. Bölgedeki <laughs> siyasal nedenler. Özellikle Çin'in baskısı var. Esir düşmektense bağımsız yaşama isteği. Değerli arkadaşlar. Türklerin en önemli özelliklerinden biridir değil mi? Bu bağımsız yaşama istekleri. Şimdi... Ee, şöyle sayfamızı çevirelim. Ve Türklerin bu göçünün sebep olduğu bir diğer aslında göç var. O da ne? Kavimler göçü. Kavimler göçü arkadaşlar böyle bir domino etkisi yaratarak Avrupa'ya doğru kavimlerin göç etmesine sebep olmuş. Şimdi neden peki bu kavimler göçü denilen şey ortaya çıkmış? Kuraklık. Otlakların yetmemesi, nüfus baskısı ve Çin baskısı. Yani Türkler buradan çıktı. Tabi Türkler buradan çıkınca sevgili arkadaşlar daha batılarındaki kavimleri ne yaptılar? İte ite değil mi? Buradaki bütün demografik yapıları değiştirdiler. Ve Avrupa'nın özellikle siyasi yapısının değişmesinin temelinde ne var arkadaşlar? Kavimler göçü var. Tarihteki en büyük nüfus hareketidir. Ve yeni devletlerin kurulmasına sebep olmuştur değerli arkadaşlar. Yeni Dünya'ya göçler ne? Arkadaşlar Yeni Dünya dediğimiz yer çok sonradan keşfedilen Kuzey Amerika ve Güney Amerika. Ayrıca bir de ne var? Avustralya var. En son keşfedilen yerler Avustralya ve Yeni Zelanda. Hemen şurası ne? Yeni Zelanda. Şimdi biliyorsunuz çok önemli kaşifler. 15. yüzyılda başlayan bu hareketler, ee işte Christoph Kolomb gibi, Magellan, Vasco da Gama gibi kaşiflerin yaptığı seyahatler sonucu Amerika ve Okyanusya kıtaları keşfedildi. Tabii bu keşfedilen sahalara biz ne diyoruz? Yeni Dünya. Bakın burası ve burası Yeni Dünya. Çünkü burası eskiden beri biliniyor. Eski Dünya. Burası yok. Burası hesapta yok. Zaten biliyorsunuz Kristof Colomb'un derdi buradan arkadaşlar Batı'ya gelip ondan sonra hemen Hindistan'a ulaşmak, değil mi? Derdi bu. Hindistan'a ulaşmak amacıyla yola çıkıyor bu adam bu burayla karşılaşıyor. Demek ki Christoph Kolomb zaten dünyayı bugünkünden daha küçük düşünüyor ve buranın olmadığını düşünüyor. Hemen döner gelirim buraya. Fakat işte yepyeni bir dünya ile karşılaşıyor arkadaşlar. Ve dünyanın çehresi değişiyor değerli arkadaşlar. Bakın Christoph Kolomb burayı keşfediyor. Şimdi dikkat edin renkleri de göreceksiniz. Bartelmi Diaz Ümit Burnu dediğimiz şu bölgeyi keşfediyor. Bartelmi Diaz. Vesco da Gama Bartelmi Diaz'ın buraya kadar gelip geri döndüğü ki işte fırtınadan dolayı dönüyor buradan. O yüzden buraya fırtınalar burnu ismi de veriliyor arkadaşlar. Vesco da Gama geliyor ve buradan hop nereye geçiyor? Hindistan'a geçiyor. Böylece Hindistan'a gidişin yeni bir yolu daha bulundu. Ümit burnundan dolaşıp geldiler. Daha önce hep ne yapıyorlardı? Akdeniz'den gidip geliyorlardı arkadaşlar. Ve Magellan Magellan dünyayı dolaşan ilk insan değerli arkadaşlar. Magellan Avrupa'dan yola çıkıyor geliyor buradan işte Magellan Boğazı dediğimiz yerden geçiyor ve geliyor Filipinlerde ölüyor Magellan burada bir e, kavgaya karışıp ve arkadaşı Delcano Delcano ne yapıyor turu tamamlıyor. Böylece dünya ilk kez dolaşılmış oldu değerli arkadaşlar. Tabii bu dünyadaki işte e, dolaşmalar, yeni işte yerler marusu ile birlikte birçok alan keşfedildi ve dünyanın çehresi gerçekten değişti değerli arkadaşlar. Şimdi yeni dünya göçleriyle e, neler oldu? Bir kere bunların nedenleri neler? Şimdi Hristiyanlığı yaymak var, macera duygusu ve zengin olma arzusu var, siyasi baskılardan kaçmak var. İpek ve baharat yollarının Osmanlı'nın kontrolünde olması, Osmanlı'nın kontrolündeki şeyden çıkıp daha özgürce e, bu ticareti yapabilmek için yeni yollar arıyorlar değerli arkadaşlar ve ekonomik sıkıntılardan kurtulmak istiyor Avrupa. Peki sonuçları ne? Amerika keşfedildi, sömürgecilik başladı. Avrupa'da sermaye birikimi başladı. Çünkü bunlar ne yaptılar? Dünyanın her tarafındaki arkadaşlar ham maddeleri, zenginlikleri aldılar Avrupa'ya getirdiler. Ve Avrupa bugünkü zenginliğin temellerini o dönemde atmış oldu değerli arkadaşlar. Bir diğer göç kavramı mülteci göçleri. Arkadaşlar kimdir mülteci? Bir kere mülteciyi tanımlarken yani herkes mülteci olabilir mi? Hayır herkes mülteci olamaz. Mülteci de şöyle bir şey var. Tabii bu uluslararası Hukukta arkadaşlar tanımlanmıştır. Herkes mülteci olamaz. Mülteci şu demektir. Yani ülkesini terk edip başka bir ülkeye sığınıyor. Ama sığınmasının gerekçeleri var. Yani eğer kabul edilmezse ve ülkesine geri gönderilirse hayati riski veya da özgürlüğü kısıtlanacaksa işte bu insan ne oluyor arkadaşlar mülteci olarak kabul görüyor. Şimdi. Mülteciliğin nedenleri nedir? Savaşlar işte siyasi baskılar, etnik ayrışmalar, iç karışıklıklar bunlar ne yapıyor? İnsanların başka bir ülkeye iltica etmesine sebep oluyor. İltica eden kişiye ne denir? Mülteci denir arkadaşlar. Örnekleri. Yugoslavya'nın dağılması ile Bosna ve Kosovalıların komşu ülkelere göç etmesi. Körfez Savaşı sonrası ki 1993 yılında arkadaşlar Iraklıların Türkiye'ye göç etmesi. 500 bin civarında Irak'lı Türkiye'ye göç etti arkadaşlar. Myanmar hükümetinin baskısı sonucu Bangladeş'e sığınan Arakanlılar biliyorsunuz bu bizim medyamızda da uzun süre yer aldı. Arakanlı Müslümanların uğramış olduğu baskılar, zulümler değerli arkadaşlar. Peki bir diğer göç kavramı ne? Beyin göçü. Arkadaşlar beyin göçü şudur. İyi eğitim almış Nitelikli, yetenekli insanların başka ülkelere göç etmesi beyin göçü olarak adlandırılır. Beyin göçü veren ülke için çok büyük bir kayıp. Alan ülke için arkadaşlar çok büyük bir kazanç. Neden kayıp ve kazanç olarak adlandırılıyoruz? Çünkü şöyle düşünün. Şimdi bizim ülkemizde işte çocuk ilkokulda eğitimini alıyor. Devlet buna bir şekilde destek veriyor. İşte ortaokula, liseye geliyor. Üniversitede hatta işte eğitimini burada alıyor falan. Tam donanımlı bir birey haline gelip işte bu ülkeye hizmet edecekken ne yapıyor arkadaşlar? Diyor ki ben işte gideceğim nereye? Kanada'ya gideceğim, Avustralya'ya gideceğim falan filan. Şimdi niye gidecek? E çünkü Türkiye'de istediğim şartları bulamıyorum. Tamam, eyvallah. Peki istediğin şartları nerede buluyorsun? Kanada'da buluyorsun, Amerika'da buluyorsun. İstediğin şartlar ne? İşte daha özgür ortam belki. Ee, ekonomik olarak daha rahat bir yaşam tarzı. Ve işte kendi mesleğiyle ilgili ben kendimi daha çok geliştirebilirim diyor. Ve bu ülkelere göç ediyor gençler. Peki bu ülke bu çocuğa hiçbir yatırım yapmış mı o zamana kadar? Hayır. Ne oluyor? Hazır, yetişmiş eleman, mis gibi elemanı alıyor. Hop kendi ülkesi için hizmete sunuyor. Dolayısıyla... Beyin göçü veren ülke için çok büyük kayıpken alan ülke için yani hiç masraf etmeden yetişmiş elemanı alıyor. Onlar için müthiş bir kazanç. Peki kimler en çok beyin göçünü veriyor? Hindistan, Pakistan, Çin, Filipinler, Cezayir, Fas, Tunus, İran, Nijerya. Arkadaşlar, Orta Asya'daki Türk cumhuriyetleri, işte Kazakistan, Türkmenistan Türkiye'de maalesef bunlara dahil. Evet sıralaması biraz daha gerilerde olsa da Türkiye'de beyin göçü veren ülkelerden bir tanesi. Peki kimler beyin göçünü alıyor? Başta Amerika. Kanada, Avustralya, Afrika, Almanya, Fransa, İngiltere, İsveç, Norveç gibi arkadaşlar gelişmiş ülkeler beyin göçünü alıyor. Şimdi her giden birey beyin göçü olmuyor değil mi? Çünkü işte bir kafanın çok çalışması, donanımlı bir eleman olması gerekiyor. Peki işçi göçleri ne? İşçi göçleri arkadaşlar çalışmak için bir yerden başka bir yere giren insanlar işçi göçü olarak adlandırılıyor. Peki neden insanları göç eder? Hızlı nüfus artışı. Kırsal alanda isteklerin çoğalması ve çeşitlenmesi. Gelir dağılımındaki bozukluklar, istihdam sorunları yani işle ilgili sıkıntılar ve kırsal kesimdeki gelirin düşük olması sevgili arkadaşlar. Şimdi işçi göçlerine baktığımızda Türkiye'de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1960'larda ne yapmıştır arkadaşlar? Almanya'ya, Fransa'ya, Belçika'ya ve Avusturya'ya Avusturya işçi göndermiştir. Gene işte Portekiz, Yunanistan, Türkiye, Fas, Cezayir, Tunus en yoğun göç veren ülkeler. Türkiye'den ilk göç hareketi 1958 yılında başlamış. Almanya'ya doğru, Avrupa'ya doğru olanlar. Son yıllarda altyapı ve inşaat işlerinin yaptığı Arap ülkeleri ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri işçi göçü vermektedir. 60'lı yıllarda işsizlik ve hızlı nüfus artışı ile devletin göçü desteklemesi en önemli sebeplerden biri olmuştur değerli arkadaşlar. Bugün neredeyse herkesin Almanya'da bir akrabası var. Mübadele ne? Mübadele. Arkadaşlar ülkeler arası anlaşma ile zorunlu olarak azınlık nüfusun bir bölümünün yer değiştirmesidir. Buradaki şart ne? İki ülke anlaşacak. İki ülke anlaşacak arkadaşlar. Mesela Lozan Antlaşması ile Türkiye ve Yunanistan ne zaman 1923 yılında mübadele yapmışlar. Arkadaşlar İstanbul'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler mübadele dışında tutulmuş. Yani demişler ki işte İstanbul'daki Rumları göndermenize gerek yok. Biz de demişiz ki Batı Trakya'daki Türkler orada kalsın falan. Ve bunun sonucunda 450 bin Türk Yunanistan'dan Türkiye'ye getiriliyor ve Türkiye'deki 1 milyon Rum Yunanistan'a gönderiliyor arkadaşlar. Yani sorarsanız aslında bunun çok e, Türkiye açısından avantajlı bir durum olmadığını da sonraki yıllarda arkadaşlar gördük. Yani doğru bir şey değil tabi insanlar binlerce yıl bulundukları... Coğrafyadan başka bir coğrafyaya zorla göç etmek zorunda kalıyorlar. Doğal afet göçleri neler? Sel, deprem, volkanizma, toprak kayması. Ki ne diyoruz biz bu toprak kaymasına? Heyelan diyoruz. Fırtına, çölleşme, kuraklık ve benzeri afetler insanların daha güvenli yerlere göç etmesine neden olur. 2011 yılında Van depremi sonucu batı illerimize olan göçler. 2010-11 yılları Somali'de yaşanan kuraklık sonucu oluşan göç, Endonezya'daki tsunami 2004 yılında ve tabii ki maalesef bu yıl bizim de ülkemizde 10 ili etkileyen çok acı bir deprem söz konusu oldu 6 Şubat'ta arkadaşlar. Tabii bunun yansımaları ilerleyen zamanlarda ortaya daha belirgin şekilde çıkacak göç olarak karşımıza. Göçün sonuçları ne yapar? Çevre kirliliği artar. Fabrikalar kent merkezinde kalır. Yani şimdi şöyle düşünün. Kent şöyle bir yer. Şuraya bir fabrika kurduk. Normalde kentin dışında. Ama kent o kadar çok göç alıyor ki. Ve fabrika kentin içinde kalıyor arkadaşlar. Nüfus ve yatırım dağılımı dengesizleşir. Tarımsal üretim azalır. Bitki örtüsü tahribatı artar çarpık kentleşme ve gece kondulaşma artar. Gece kondulaşma ne demek arkadaşlar? Gece kondulaşma şudur. Hazinenin arazisi yani devletin arazisinin üzerine yapı yapmak. Yani tapusu sana ait değil. Sen gidiyorsun devletin arazisinin üzerine ne yapıyorsun? Bir inşaat yapıyorsun. Nedir bu? Gece kondudur arkadaşlar. Altyapı hizmetleri aksar. Şehirlerde erkek, kırsalda kadın nüfus artar. Neden? Çünkü şehre erkekler çok geç ediyor. Şehirlerde genç, kırsalda yaşlı nüfus artar. Ne diyor artık köylerdeki yaşlılar? Ya diyorlar ki işte ölsek bizi mezara koyacak kimse kalmadı. Yani hiç genç yok. Ondan şikayetçiler. Kentlerde iş olanakları azalır tabii. Yerleşmeler tarım ve orman arazisi sınırlarını aşar. Trafik sorunu ortaya çıkar. Bunlar hep işte büyük kentlerimizin zaten e, bilindik problemleri, büyük kentlerde oturan arkadaşlar bunların zaten çoğunu yaşıyorlar değerli arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Biz bu dersimizde göçlerin nedenleri ve göç türlerini irdeledik, göçlerin sonuçlarını inceledik, tarihteki önemli Türk göçlerinin sebeplerini inceledik. Tabii bunun dışında bazı göç türlerinde ele aldık değerli arkadaşlar. Şimdi size şöyle bir ödüllü soruyu bırakıyorum. Sorunun cevaplarını videoların yorum kısmına bırakıyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.